demokrasi hem de Gazi Meclisimiz açısından son derece önemli bir gün. 15 Temmuz 2016'da yani bundan tam 7 yıl evvel Türkiye'de demokrasimize ve ortak geleceğimize yönelik hain bir darbe girişimi planlandı ve yürürlüğe konuldu. Bu darbe girişimini önlemek için hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza, askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve elbette bu önleme faaliyetlerinde yaralanan yurttaşlarımıza hem bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz, hem de minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bununla beraber bu olayın bir kez daha tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını hayati bulduğumuzu da ifade etmek isterim. O günü bir kez daha hatırlayalım. Kara Havacılık Okulu'ndan bir binbaşı saat 11.30'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na geliyor ve Hakan Fidan'a çok önemli bir bilgi vermek istediğini söylüyor. Tam 1,5 saat sorgulanıyor ve 1,5 saatten sonra Hakan Fidan'la görüştürülüyor. Saat 13.30. Peki ne diyor bu binbaşı Hakan Fidan'a? Bu gece Kara Havacılık Okulu'ndan 2 helikopter havalanacak, MİT'e gelecek, sizi alacaklar ve ardından da bir darbe girişimi tezgahlanacak. Bu istihbaratı alan Hakan Fidan bir süre daha MİT'te oyalandıktan sonra Genelkurmay'a gidiyor. Ve saat 16.30'da Genelkurmay Başkanı olan dönemin Hulusi Akar ile görüşüyor. Bu bilgiyi kendisine veriyor. Hulusi Akar dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı'nı istihbaratın doğru olup olmadığını öğrenmek için Kara Havacılık Okulu'na gönderiyor. Oraya giden Kara Kuvvetleri Komutanı apronda silahları yüklenmiş olarak bekleyen helikopterleri görüyor. Bu helikopterler aslında hangarlarda olmalı. Bir operasyon hazırlığı içerisinde oldukları çok açık. Buna rağmen o akşam için neler olduğunu hatırlayalım. MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı ile yemek yiyor. Türkiye'nin bütün hava kuvvetleri, generalleri İstanbul'da bir düğünde buluşuyorlar. Ve memleketin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimini Hakan Fidan'dan ya da Hulusi Akar'dan değil de çok daha sonraları gece yarısına yakın saatlerde eniştesinden öğreniyor. Bütün bu öykü bize gerçeklerin ortaya konulması gereğini işaret ediyor. Bu öykü deşifre edilmelidir. Bu öykünün içindeki yanlışlıklar, eksiklikler elbette ortaya konulmalıdır. Şimdi bunu neyle yapmaya çalışıyor Gazi Meclis? Bir araştırma komisyonu kurarak yapıyor. Araştırma komisyonunun başına da Reşat Pete'yi getiriyor. Reşat Pete'nin geçmişte Fethullah Gülen'e yönelik övgü dolu sözleri halen kayıtlarda. İrtibatı ve iltisakı olmayan bir başka kişi bulunamadı mı da mı Reşat Petek bu komisyonun başına getirildi? Peki bu komisyon neleri yaptı, neleri yapamadı? Yapamadıklarını söyleyelim. Hakan Fidan'ı dinleyemedi. Hakan Fidan'ın darbe girişimine ilişkin dinlenememe hali devam edecek mi? Devam etmeli midir? Şu anda memleketin Dışişleri Bakanı Gazi Meclis'e gelip yeni bir komisyon kurulacak, yeni bir komisyonda bildiği ne varsa anlatmalıdır. İki, kimi dinleyemedi? Hulusi Akar'ı dinleyemedi. Geçmişin Genelkurmay Başkanı, sonra Milli Savunma Bakanı, bugün hangi görevde? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili. O halde Hulusi Akar bu komisyona çağrılıp o gece neler yaşadığı kendisine sorulmalıdır. Nasıl oldu da Hulusi Akar'ın yanındaki yöresindeki herkes Fethullahçı çıktı ve nasıl oldu da Hulusi Akar bunların hiçbirini fark edemedi? Nasıl oldu da darbe girişiminden evvel Zekai Aksakallı'nın söylediği gibi FETÖ'yle irtibatı olduğu iddiasında bulunulan herkes yükseldi ama buna karşın gerçekten Cumhuriyet'e bağlı subaylar yükselemedi. Bütün bunların bir ifadesi Hulusi Akar tarafından elbette aktarılmalıdır.
Ve nihayet üçüncü olarak bu komisyon Fethullah Gülen cemaatinin, FETÖ-PDY'nin yani bu terör örgütünün siyasi ayağını bulamadı. Yani bunun Devlet Bahçeli'nin deyimiyle Anadolu'da boyacıdan, badanacıdan, çaycıdan oluşan bir örgütü var da Ankara'da bir siyasi başı yok mu? Bir siyasi ayağı yok mu? Bunun mutlaka ortaya çıkartılması lazım. Yöntemleri vardır. Ben en kolay yöntemi söyleyeyim. Hepimiz Türkiye'de bir baylok listesi olduğunu biliyoruz. Bu baylok listesinin tamamı hiçbir zaman açıklanmadı. Baylok kullandığı iddiasıyla soruşturma ve kovuşturmaya uğrayan insanlar bu listedekilerden bazıları. Bu listeyi lütfen hemen açıklayınız. Bu listede kimler var da baylok soruşturmasından, kovuşturmasından geçmemiş bir görelim. Ve ben eminim ki bu açıklama bize FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda gerekli bilgiyi verecektir. Ve elbette bununla hukuk içerisinde kalarak mücadele etmek gerekir. Sonuna kadar mücadele etmek gerekir. Ama anahtar sözcük nedir? Hukuk içinde kalarak. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL ile bir OHAL rejimi altında memleket yönetilmeye başlandı. Ve evrensel hukukla hiç alakası olmayan irtibat iltisak kavramları üzerinden Türkiye'de on binlerce insan gözaltına alındı, soruşturma geçirdi, tutuklandı, yargılandı, bir kısmı hüküm yedi, bir kısmı beraat etti. Peki bu irtibat ve iltisak kavramı, örneğin eniştesi, kocası, dedesi bu örgütün içinde diye bir kamu çalışanını irtibat ve iltisak kavramı nedeniyle sorgusuz sualsiz savunmasını almadan kamudan ihraç ediyorsunuz. O halde bu darbe girişiminin en başında yer alan ve Hulusi Akar'ı derdest eden General Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli bu irtibat ve iltisak kavramına nasıl girmiyor da Hollanda'ya büyükelçi olarak atanıyor ve 4 yıl bu görevi yapıyor. Eğer siz bir hukuki kavram çıkartıyorsanız bu kavram objektiflik ilkesi çerçevesinde istisnasız herkes için elbette geçerli olmalıdır. Şunu da ifade edelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararı var. Dosyasında hiçbir belge olmamasına rağmen gözaltına alınan insanlardan dolayı AİHM Türkiye'yi yüz binlerce euroluk tazminata mahkum etti. Bir kere daha söylüyorum, mücadele dibine kadar yapılmalıdır. Ama bu mücadele evrensel hukuk ilkelerine uyarlı bir şekilde yapılmalıdır. Bir başka kanayan yara Kara Harp Okulu öğrencileri, askerler. Bunlar emir kulları, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar. Ordunun kuralları var. Bunlar bir yerlere sürülmüşler, bir yerlerde mevize aldırılmışlar. Herhangi bir olaya karışmayan, herhangi bir şekilde şiddet kullanmayan, bunların içinde olmayan yüzlerce, binlerce gencecik çocuk maalesef çok ciddi sorunlarla baş başadır. Buna yönelik de kamu vicdanını yaralayan faaliyetlerin bir an evvel sonlandırılması ve adaletin tecellisinin sağlanması önem kazanmaktadır. Peki 15 Temmuz darbe girişimine yönelik ciddi bir komisyon faaliyetini yürüttük ve 15 Temmuz'un şifrelerini çözdük. Bu yeter mi? Yetmez. Ders çıkartmamız gerekir. Yani Türkiye'de tarikat, siyaset, ticaret, medya ilişkilerinin geçmişte nasıl yürüdüyse bugün de aynı şekilde yürüdüğünü görmek hepimiz için üzüntü vericidir, kahredicidir. Ben bu Gazi Meclis'in kürsülerinden rahmetli Kamer Genç'in bu tarikatı, bu cemaati, Fethullah Gülen'i böyle büyütüyorsunuz, başınıza bela olacak, bak buradan söylüyorum dediği sözleri gün gibi hatırlıyorum ve kürsüye yapılan saldırıları da biliyorum. O kürsüye saldıranlar sonradan çok ciddi antifetöcü oldular. Peki Kamer Genç haksızdı diyebilen var mı kimse? Bugün kimse çıkıp söyleyebiliyor mu? Kamer Genç bu sözleri söylediği için haksızdı. Hiç kimse söyleyemiyor. Peki bugün farklı manzaralar görüyor muyuz? Bugün de tarikatlar, siyasetin, ticaretin, medyanın tam göbeğinde mi?
Bugün çeşitli bakanlıkları ele geçirdiği iddia edilen tarikatlar yok mu? Jandarmayı ele geçirdiği iddia edilen tarikatlar yok mu? Holdingleşen, ticaret içerisinde inanılmaz paralar kazanan, o tarikat mensuplarının liyakata aykırı olarak yükseldiği, hatta kamuda yükselebilmek için o tarikata üye olmak gerektiği ortam size geçmişi hatırlatmıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti geçmişten hiç ders almadı mı? Buradan ifade ediyoruz. Geçmişte ne yaşandıysa yeniden aynısı yaşanmaktadır ve Türkiye bir kez daha bu sürece doğru sürüklenmektedir. Bitirirken şunu ifade etmek isterim. Gaffar Okkan ve şehit edilen 5 polis memurumuzu rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gaffar Okkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı, memleketi birleştirmeye, bütünleştirmeye yönelik kolluk kuvveti faaliyeti gösteren ve bu faaliyetleri nedeniyle birilerini rahatsız eden çok önemli bir polis amiriydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı katledenler ve onların siyasi temsilcileri bugün siyasetin göbeğinde yer alıyorlar. Onları siyasete taşıyanların Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğinin kurucuları olmaları da elbette beklenemez. Buradan son kez aracılığınızla kamuoyuna ve siyasete seslenmek istiyorum. Günlük küçük çıkarlarınız için Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti niteliğini koruyan, yemin ettiğiniz anayasaya bağlı bir gelişim göstermesi konusunda yemininize sadık kalınız. Ha siz buna sadık kalmazsanız Türkiye Cumhuriyeti'ni anayasal ilkeleri doğrultusunda Atatürk'ün çizgisinde korumaya kararlı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşınızda olacağınızı da her zaman bilin. Bu düşüncelerle 15 Temmuz'da yaşamını yitiren yurttaşlarımızı, askerlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Darbe girişimini lanetliyorum, kınıyorum ve bir kez daha Türkiye'nin başına böyle bir şeyin gelmemesi için gerekli önlemleri almaya herkesi davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sorunuz var mı arkadaşlar? Olmadığını görüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.